Herkese merhabalar. Bu videoyu hazırlamamın nedeni Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem 10 yaşına gelen çocukların namaz kılmamaları halinde dövülebileceklerini emrettiği şeklindeki yanlış ve yaygın olan bir inancın, düşüncenin düzeltilmesi. Bu yanlışın temel nedeni konu ile ilgili bir hadisin aslında yanlış tercüme edilmiş olması. Hadis metnine baktığımız zaman metin şu şekilde: Muru evladeküm bis salati ve hum ebna'u seb'i sinine ve dribuhum aleyha ve hum ebna'u aşrin ve ferriku beynehum fil mezaci'i. Evet, hadisin metni, orijinal metni bu. Bu metin tercüme edilirken şu şekilde tercüme ediliyor. İnternete baktığınız zaman çoğunlukla bu şekilde tercüme edildiğini görebiliyorsunuz. Çocuklarınız 7 yaşına geldiklerinde onlara namazı emredin. 10 yaşına geldiklerinde namaz kılmazlarsa onları dövün ve yataklarını ayırın. Şimdi bu hadisin bu şekilde tercüme edilmesinin bir tercüme hatası olduğu apaçık ortada. Ancak tabii kaynaklara baktığımız zaman çoğunlukla bu hadisin metninin çocukların dövülmesi şeklinde anlaşıldığını görebiliyoruz. Hatta 2002 yılında Profesör Doktor Mustafa Ertürk bu hadisin metnini inceleyen bir makale kaleme almış. Ve o makalede de işte daha çok senet yönünden zayıflıklar bulunduğu şeklinde bir kanaate varmış. Ama tabii ki bir şekilde bu hadis elimizin altında var ve baktığımız zaman aslında problem teşkil edecek bir durum ortada yokken bir problem ortaya çıkmış. Hazreti Peygamber'in sünnetinde çocukların dövülmesine dair en ufak bir örnek yokken bu hadis-i şerifte nasıl böyle bir emir gelmiş olabilir şeklinde işte kimi ilahiyatçılar böyle bir hadis olamaz şeklinde düşünmüş. Kimisi işte acaba senet mi zayıftı gibi bu yönlerine bakmış. Ama bence asıl ihmal edilen nokta hadisin metninin yanlış tercüme edilmiş veya yanlış anlaşılmış olabileceği noktasına yoğunlaşılmamış olması. İşte benim bu konudaki tespitim şu şekilde: وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ ifadesi Arapçada onlar 10 yaşına geldikleri zaman namaz kılmazlarsa dövün şeklinde tercüme edilebilecek bir metin değildir. Arapçada tıpkı İngilizce'deki prepositionlarda olduğu gibi harfi cerler fiilin sonuna eklendikleri zaman mana bambaşka bir şekle bürünür. Sözlüğe baktığımız zaman darabe aleyhi daribeten birisine bir ödev yüklemek, evcebehu, elzemehu, ona zorunlu tutmak manalarına geldiğini görüyoruz. Yani darabe fiili tek başına kullanıldığı zaman dövmek manasına gelirken darabe aleyhi ona zorunlu tutmak manasına geliyor. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de iki tane ayet var. Duribet aleyhimu zilletu eynemâ sugifu. Bir de ve duribet aleyhimu zilletu vel meskenetu şeklinde iki farklı ayette darabe ala fiil kalıbının dediğim manada kullanıldığını görüyoruz zaten. Dolayısıyla buraya vadribuhum, hani onları dövün, aleyha, o namazın aleyhine olurlarsa gibi bir mana çıkarmak burada çok daha zordur. Şayet metnin kalıbı vadribuha aleyhim şeklinde gelseydi herkes benim gibi tercüme ederdi zaten. Niye? Vadribuha aleyhim, namazı dövün diyemeyecekleri için vadribuha aleyhim, namazı çocuklara zorunlu tutun şeklinde herkes bu manayı verecekti. Peki burada zamirler yer değiştiremez mi? Değiştirebilir. Zamirlerin yer değiştirmesi sadece vurguyu değiştirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fesahat ve belagat yönünden Arapların en üstünüdür. Dolayısıyla eğer vadribuha aleyhim şeklinde bir ifade kullanılmış olsa o zaman
namazı çocuklara dayatın gibi bir mana çıkar ki bu Hazreti Peygamber'in eğitim yöntemine zaten uymazdı. Bu nedenle vadribuhum aleyha, yani çocukları namaza alıştırın, onu zorunlu tutarak alıştırın şeklinde bir eğitim sürecine ifade eden bir dil fesahatıyla bunu ifade ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu hadisin manası verilirken 10 yaşına geldikleri zaman çocukları dövün şeklinde bu hadise mana vermek doğru değildir. Doğru olan mana 7 yaşına geldikleri zaman çocuklarınıza namazı emredin. 10 yaşına geldiklerinde onlara namazı zorunlu tutun ve yatakları birbirinden ayırın şeklinde olmalıdır. Zaten hadisin siyak ve sivakına baktığımız zaman bir eğitim sürecinden bahsedildiğini görüyoruz. Yani 7 yaşında şöyle, 10 yaşında ve 10 yaş sonrası nasıl olacak şeklinde bir tedrici bir eğitim süreci anlatılıyor. Dolayısıyla bunun arasına dayağı sıkıştırmak çok doğru bir yaklaşım değildir. Bu şekilde hadis metninin mevcut bütün tercümelerin düzeltilmesi de elzemdir. Bu konuda inşallah Diyanet İşleri Başkanı da gerekli çalışmayı yaparak Kur'an-ı Kerim'den de örnekler verdiğim bu manayı hadisin manasına en uygun mana olarak kabul ederek gerekli düzeltmelerin yapılmasına öncü olur.